Öyle. Seda'yı hamile mi bıraktın lan? Biraz bıraktım abi. De, vallahi ben nasıl yaptım hiç bilmiyorum abi. O kadar da geri kaçtım ya. Ayı mısın lan? He? Vallahi ayıyım biraz. Ayıyım da ben ne bakacağım onu bilmiyorum. Kucağına alınca anlarsın. Şu Ceyda hamileyken aynı ben de senin gibi düşünüyordum. Ama Berna'yı kucağıma verdikleri zaman her şey değişti lan. Her şey. Yani yaparım gibi geldi. Baba gibi hissettim yani. Onun her soluk alıp verişinde de ben buna daha da inandım ha. Hele yürümeye başladığı zaman var ya, dünyanın en güçlü adamı gibi hissediyorsun lan kendini. Buna kimse bir şey yapamaz. Yapanın alayını sikerim ha. Hayatın amına koyarım ha. Öyle baba olmak kolay değil yani. Anladın mı? Öyle bir eşik atlamak gibi bir şey yani. Anladın mı? Her şeye başka bir açıdan bakıyorsun yani. Çocuğun varsa her şey yalan geliyor. Onun böyle kokusunu ciğerlerine çektiğin zaman cinayette yalan geliyor, cesette yalan geliyor. O ölümün kokusu bile yalan geliyor adama. Öyle işte. Dünya sikime. Onun yumuşacık tombul yanaklarından gözlerini kapatıp bir öpücük aldığımda yetiyorlar. Sonra büyüyorlar tabii. Okula gidiyorlar. Böyle saçma sapan şeyler olmaya başlıyor. Sen onu elinde tutayım derken Hayat onu senden almak için çabalıyor. Sonra hayatın baharında da en güzel zamanında onu senden alıyor işte. Soruyorsun tabii seni niye almadı diye. Cevap veremiyorsun. Bilmiyorum. Anlamıyorum ki. Birileri buna sınav diyor. Sınav veriyormuşuz. Ben hayatım boyunca girdiğim sınavlarda hep başarısız oldum lan. Hep geçer not aldım yani. Daha fazlası beni ilgilendirmedi. Geçer not. İşte o hayattan geçtik zannettik ya. Biz o hayatta kalmışız da kalmış. Biz niye hep bu hayatta kalıyoruz biliyor musunuz bunu? Ben bilmiyorum amına koyayım.